Günaydın arkadaşlar, günaydınlar, günaydınlar. Herkeslere selamün aleyküm. Herkeslere hayırlı sabahlar olsun, hayırlı günleriniz olsun, hayırlı cumartesileriniz olsun. İyisinizdir inşallah arkadaşlar. Allah iyilikler, sağlıklar, Rabbim güzellikler versin. Çok şükür, hamdolsun bizler de çok iyiyiz arkadaşlar. Şöyle ben çilek bahçemden selam vermek istedim. Herkese bir merhaba demek istedim. Bugün ne yapacağım arkadaşlar ben? Sabah kalktım, sırıma sıfama baktım. Hava da çok güzel. Kahvaltı ettik. Kahvaltıdan sonra Ela kahvaltı sofrasını topluyor, bulaşık makinesini boşaltır, onu yerleştirir. Eylül'ü uyutacak. Ben de şöyle suyumu aldım elime. Şöyle aşağıya doğru şöyle indim arkadaşlar. Şöyle bakın bu çileklerimiz. Bu sene diktik bunları. Birden çiçek olmuş bakın. Maşallah. Bütün çiçek olmuş, tomurcuk olmuş böyle bakın. Tomurcuklanmışlar. Çiçeklenmişler. Böyle. Ama bu çiçekler şimdiden sonra Kasım ayı girdi. Ne olur? Ya gögü olur ya yani ya böyle çiçeği anca oluşur. Yani gögü kızarmaz. O yüzden onun kuvveti de nereye gider? Vücut şeye gider, gövdeye gider. O yüzden biz ne yapıyoruz arkadaşlar? Bu şeyi çiçekleri böyle koparıyoruz. Şöyle göstereyim. Yukarıya o gün Ela'yla beraber koparmıştık. Ondan sonra da evin temizliğine başladık. Halılara başladık. 2-3 günden beri buraya gelemediydik. Dedim kızım hava olursa dedim evimizin temizliğini yapalım. Halılar falan tabii hava olmayınca kurumuyor arkadaşlar. Çok şükür 3 günden beri de hava güzel. Halılarımız da yavaş yavaş kurudular. Evimizi de temizledik. Onları da toplayalım. Onlar da kurunca bunu toplarız. Efendim. Ben seni iki kere aradım. Nerede aradın aşkım? Ben buraya geldiydim. Bana hesap sormaya mı geldin? Ben seni aramıştım. Nereden aradın aşkım? Buragil'e de sordum. Babaannem orada mı diye. Hayır bizde değil dedi. Orada değil mi dediler? Aşkım ben kahvaltı sofrasından kalkınca buraya geldim. Çileğin otu şeyi niye olmuyor? Görmedim ben seni. Kapı ses duymadım. Görmedin mi? Ben buraya geliyorum diye söylemeyi unuttum. Özür dilerim. Tamam mı? Tamam mı? Tamam. Ben buraya çileğin şeyin çiçeğini yormaya geldim aşkım. Annem yapar. Evet. Annen de evin işini yapıyor aşkım. Sen yaparsın evin işini. Evin işi de ben burayı yaparım gene evin işini de annen yapsın. Sen beni buraya gel aramaya mı gittin? Evet. Hayır gitmedim ki. Nerede sordun o zaman? Göstereyim mi? Ama siz dedenginin peşinden gittiydiniz ya hani aşağıya dedengin pat pat yaparken onun yanına gidiyoruz dediniz ya. Ha. Ben de oradan buraya geldim hiç kimseye söylemeden. Siz evde yoktunuz ki ben dışarı çıkarken. Ama seni görmedik. Kapı ses duymadık. Kapı ses duymadın mı? Ama siz benden önce çıktınız ki evden. Nasıl duymazsın tabii. Biz çıkarken sen niye çıktın? Aşkım siz benden önce çıktınız dedenle falan. O zaman ben çay içiyordum da. Çayımı içtim, ilaçlarımı aldım. Çıktım ben dışarı işte. İçeri de baktım. İçeri de mi baktın? İçeride. Ağlıyor. Kim ağlıyor? Bura. Tamam hadi sen eve git. Hadi ayaklarını çorap da yok. Tamam hadi. Anne. Efendim. Annem Buğra'ya gidip izin vermiyor. Ama Buğra'ya gidip şimdi annen nasıl gidecek demiş Buğra, aşkım. Buğra bana çağırdı. Zülmün öğrencilerini yapmaya geleceğim dedim. Ben bir dakika annemi sorayım dedi. Annem de hayır dedi. Aşkım. Buğra bana çağırdı. Buğra annen nasıl gidip gideceklermiş şimdi onlar. Ama Buğra bana çağırdı. Buğra sana mı çağırdı? İyi hadi de orada güneşli biraz oynayın. Ondan sonra, annen dersini yaptır ama önce ayağına çorap giy tamam mı? Ama annem izin vermiyor. Tamam annen orada bak güneşte azıcık oynayın ondan sonra Buğra'ya gir annenle sigile gideceklermiş. Ondan sonra annen de senin dersini yaptırır tamam mı aşkım? Ama ben Buğra'ya gireceğim. Ama Buğra'ya gir evde değiller ki ne bak onlar dışarıda oynuyorlar aşkım. Hadi. Hayır. Hadi ben de bak güneş iyiyken biraz şey yanayım. Hadi yavrum ama bak. Ama Buğragil bak evde değiller ki bak Buğragil'in de dedesiginin işi var. Onlar da onların yanında oynuyorlar yavrum. Ya. Ama ben Buğragil'in yanına gitmek istiyorum. Güzel kızım.
Tamam Buğra gel yanına git diyorum ben sana. Onlar dışarıda oynuyorlar. Onlarla beraber biraz oyna. Ondan sonra Buğra gel annene silgine gidecekmiş. Ama annem izin vermiyor. Annen izin vermiyor mu? İyi hadi anne de ben çok durmayacağım da annenden izin al. Tamam mı? Hadi çok durmayacağım da biraz oynayayım Buğra'yla da geleceğim de. Annen oraya gidince dersini yapmıyor diyor o yüzden izin vermiyor. Beni öbür tarafa eltim var oraya gitti zannediyormuş. Ben seni diye babaanne diye Buğra ile gitti diye oraya diye aramaya gittim diye. Buraya geldiğimi benden önce onlar dışarı çıktılardı görmedi ya. Bunları böyle koparacağım arkadaşlar bakın. Dibinde ot varsa otlarını alıyorum öyle. Ondan sonra bunları da böyle koparıyorum. Bakın böyle bütün çiçeklerini alacağım. Çünkü o çiçekler meyve verir arkadaşlar. Aslında hani meyve verir ama Kasım ayına girdik artık. Şimdi sonra vereceği meyveden yani hayır gelmez. Onun için de kuvveti yani dibine şeyine gitsin diye meyveye gitmesin diye böyle koparıyoruz. Böyle koparacağız bütün hepsinde. Bakın şimdi böyle de uç atmış. Ucunu da şöyle alıyorum. Şöyle. Kimileri öyle uç atmış. Aslında bakın çiçekleri çok güzeller. Hani diyeceksiniz ki hani çiçek olmuş niye koparıyorsunuz? Mesela havalar güzelken zerdeller de çiçek veriyor. Ama hani meyvesi oluyor mu olmuyor. Bir grav geliyor yakıyor. Zamansız verilen çiçek yani. Bu çiçeklerini böyle koparırsam kökleri gürleşsin diye yaza meyvesi daha güzel olsun diye böyle koparıyoruz. Evet arkadaşlar ben bunları böyle koparayım. Böyle bakın. Bayağı da ben yani şöyle önümde işim. Havada çok güzel bakın. Her taraf yani yeşil değil ama böyle çok sarı da değil. Nasıl desem ki öyle bir hani bozamsı bir renk var. Ama hava güzel. Evet. Haydi bana kolay gelsin arkadaşlar. Size de hayırlı seyirler olsun. Evet arkadaşlar. Çiçeklerini yondum. Son iki sıram kaldıydı. Ona da Ela geldi. O da yardım etti. Birer taraflı bitirdik. O eve çıktı çay falan yapmaya. Ben de oradan beri camakene girdim. Biraz camakene kıyında şöyle çilek pidim vardı. Onları yondum. Şöyle ayıklayacağım. Körlek yerlerim var şöyle. Yani körlek dediğim yani tutmayan, şey etmeyen yerler. Körlek diye biz onlara deriz. Onlara dikeceğim. Fazlasını da birisi istemiş. Ona yollayacağım. Güneş de battı. Hava soğudu arkadaşlar. Bakın güneş artık sadece tepede kaldı azıcık bir güneş. Buralar bütün gölge oldu. Gölge olunca soğuk oluyor. Evet ben de azıcık önünde işim kaldı. Şunları da ayıkladıktan sonra eve çıkacağım. Evet. Buradan beri de hayvanlarıma bakarım. Bir temelini artık öyle çıkarım. Herkese iyi akşamlar olsun arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Dostça kalın. Benimle kalın arkadaşlar.